Çıkan değerli milletvekilleri genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Dünya önemli bir dönüşümün eşiğinde, önemli bir değişim dönemindeyiz. Sağlık, ekonomi, küresel ticaret, savaşlar, birçok önemli tarihsel dönüşüm yaşanıyor, değişim yaşanıyor. Bu şartlarda ülkemizin en büyük talihsizliği, en büyük zorluğu ise dış politika alanında hiçbir ilke, hiçbir değer taşımayan, tek bildiği iktidarda kalmak için adım atmak olan bir iktidar manzarasının bulunmasıdır. Bu şartlar içerisinde şunu çok iyi biliyoruz, bu iktidarın dış politika ile ilgili hiçbir uzun dönemli planı yoktur. Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı'nın varlığı tartışmalı bir konudur. Türkiye'de dış politikanın en büyük sorunu kurumsuzlaşmadır. Türkiye'de kurum kalmamasıdır. Bildikleri tek şey bütün politikaları Erdoğan'ın iktidarda kalmasıdır. Bütün dış politika sürecinin şahsileştirildiği bir dönemdeyiz. Niye kurumsal dayanak yok diyorum? En başta Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'nın gerçeklikle ilgisi kalmamıştır. Bakın daha birkaç gün önce dinle. Derdin var çık burada konuşursun. Dinle. Çıkmış diyor ki insan hakları bakımından Türkiye dünyaya örnek oluyor. Bütün dünya bize gıpta ile bakıyor. Ya insaf ya. İnsaf, insan hakları konusunda dünyada en prestijli, en önemli uluslararası örgüt Avrupa Konseyi'dir. Biz bu örgütün kurucu üyesiyiz. Ya sizin döneminizde denetimden çıkmış bir ülke olarak Avrupa Konseyi'nin tarihinde ilk defa Türkiye denetim sürecini aldı ya. Siz kimi kandırıyorsunuz ya? Sizin döneminizde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamadığı için Türkiye, Avrupa Konseyi'nde Türkiye ile ilgili ihlal prosedürü başlatıldı. Çıkmış Sayın Bakan diyor ki insan hakları bakımından bütün dünya Türkiye'ye gıpta ile bakıyor. Böyle baktığı için mi Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi denetime alıyorlar? Böyle baktığı için mi Türkiye için ihlal prosedürü başlatıyorlar? Ben Türkiye'nin dış politikasının tarihinde böyle bir rezalet bilmiyorum arkadaşlar. Ya Sayın Bakan bir tek siz kendinizi akıllı milleti sersem mi zannediyorsunuz ya? İnsaf ya. Ben Türkiye'nin tarihinde böyle bir şey bilmiyorum. Yani yalan yanlış konuşmak, uyduruk başarı hikayeleri anlatmak Türk Dışişleri Bakanı'na yakışıyor mu? Sayın Bakan, Türkiye'ye layık bir Dışişleri Bakanı olamadınız. Ya bari ciddi bir insan olun ya. Ciddi bir insan olun ya. Bakanın incileri bitmiyor. Otur yerine benimle. Bu bakanın incileri bitmiyor. Sayın Bakan'a göre, söz. Sayın Bakan'a göre. Sayın Bakan, başkan sürem gidiyor, rica ediyorum. Sayın Bakan'a göre en başarılı büyükelçiler nezih dilden şahsen. Sayın milletvekilleri. Dinle. Otur yerine. Tamamla. Otur yerine. Sayın milletvekilleri. Sen ne bağırıyorsun? Sayın milletvekilleri. Ne bağırıyorsun kardeşim sen bana? Ne bağırıyorsun? Hatibim ben burada konuşuyorum. Ben burada millet adına konuşuyorum. Genel kurula hitap edin Sayın Emre. Genel kurula hitap edin. Sayın milletvekilleri. Şimdi bu Sayın Bakan'a göre dinle. Sayın Bakan, süren gidiyor, rica ediyorum. Sütüneti sağlayın. Sayın milletvekilleri, buyurunuz Sayın Emre. Arkadaşlar, Sayın Bakan'a göre en başarılı büyükelçi atamaları siyasi atamalarmış. Ya lafa bak. En başarılı atamalar siyasi atamalarmış. Şimdi sormak istiyorum. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı olarak sizi bunu söylediniz. En başarılı atamalar siyasi atamalardır dediniz. Adı rüşvetçiye çıkmış bir insanı büyükelçi olarak atamış bir Dışişleri Bakanı bunu söyledi. Adı rüşvetçiye çıkmış bir eski bakanı büyükelçi atamış bir insan bunu söyledi. Değerli arkadaşlar, bu eski bakanın eşi sosyal medyadan bu bakanı tehdit etti. Sesi çıkmadı. Biz bunları biliyoruz. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Rıza Sarraf gitti Amerika'daki New York mahkemelerinde bir takım şamalar çizdi ve sizin büyükelçi atadığınız kimsenin kendisinin komisyoncusu olduğunu orada anlattı. Bütün bu ifşaatlardan sonra sormak istiyorum size. Ne işlem yaptınız kardeşim? Ne işlem yaptınız? Orada bütün pislikler ortaya saçıldığında ne işler yaptınız? Şimdi çıkıyorsunuz, diyorsunuz ki en başarılı atamalar siyasi atamalardır. Bakın arkadaşlar, Türk diplomatının ne olduğunu bilmiyorsunuz. Öğreteceğim size, dinleyin. Bakın bu satırlar kimin? Dinleyin. Saygısızlık yapmayın. Bakın dinleyin, okuyacağım. İki satır okuyacağım, dinleyin. Bahadır'la yeni evliydik.
O 30 yaşındaydı. Dinleyin. Bahadır'la yeni evliydik. Sayın Emre, genel kurula hitap edin lütfen. Genel kurula hitap edin. Rica ediyorum. Kardeşim, beni böyle susturamazsınız. 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 Bekle, dinle. 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 Neymiş efendim? En başarılı atamalar siyasi atamalarmış. Dinle. Söylüyorum, dinle. Sayın Başkan, şükürlerini sağlayın. Rica ediyorum. Efendim, dikkat edelim lütfen. Sayın milletvekilleri. Buyurunuz dinle. Sayın Emre. Bahadır'la yeni evliydik. O 30 yaşındaydı. Ben 26 yaşındaydım. Tekrar söylüyorum. Bahadır'la yeni evliydik. O 30 yaşındaydı. Ben 26 yaşındaydım. Bir sabah onunla vedalaştım. Ve daha sonra morgda soğuk, paslanmaz çelik bir masanın üzerinde kurşunlarla delik deşik edilmiş cenazesini buldum. Bu ne biliyor musunuz? Bu bir Türk diplomatının, Türk diplomatı olduğu için şehit edilmiş Bahadır Demir'in eşinin satırları kardeşim. Sonra bu eş ne yaptı biliyor musunuz? Türk diplomatı olduğu için şehit edilmiş Bahadır Demir'in eşi gitti Türk Dışişleri Bakanlığı'nın imtihanına girdi diplomat olmak için. Bakın arkadaşlar, Türk diplomatı budur. Türk diplomatı budur. Ve bu Dışişleri Bakanı çıkacak, diyecek ki en başarılı atamalarım siyasi atamalarım, yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ve Türkiye'nin nasıl bir Dışişleri Bakanlığı vardı biliyor musunuz? Rahmetli Bahadır Demir'in eşi Melek Hanım, Melek Sina Baydur, 20 aylık eşini şehit vermiş Melek Sina Baydur o bakanlığın imtihanına girdi ve o bakanlık dedi ki sen hazır değilsin, ben seni kabul etmiyorum dedi, git daha iyi çalış gel dedi. Sonra tekrar çalıştı, sınava girdi ve Dışişleri Bakanlığı'nın memuru oldu. Türkiye'nin böyle bir Dışişleri Bakanlığı vardı sizler önce. Bu hale getirdiniz. Rüşvetçileri bakan yapan, rüşvetçileri büyükelçi yapan bir bakanlık haline getirdiniz. Kardeşim biliyorum nelerle iftihar ettiğinizi. Onun için verdiniz. Onun için verdiniz değil mi? Cemal Khashoggi dosyasını Suudilere. Sayın Bakan'ın açıklaması var. Diyor ki Birleşmiş Milletler raportörü çok haklıdır. Neymiş? Birleşmiş Milletler raportörü çok haklıdır Madame Calamar. Khashoggi cinayetinin failleri Suudi bakanların en tepesindedir. Sayın Bakan'ın açıklaması Dışişleri Bakanlığı web sayfasında duruyor. Şimdi bunun olduğu bir Türkiye'de ortamda hala o bakanlıkta nasıl oturabiliyorsunuz? Komisyonda ben size yüzünüze karşı söyledim. Bu milletin temiz alnına bu karayı çalamazsınız kardeşim dedim. İstifa edin dedim. Bu tertemiz millete bu karayı çalamazsınız. Yeşil Amerikan dolarları için bizim milletimizin tarihini lekeleyemezsiniz. Bize bu lekeyi süremezsiniz. Süremezsiniz. Değerli arkadaşlar. Gerçekleri duymak nasıl canınızı yakıyor, ben bunu görüyorum. Hangisi iftira kardeşim? Hangisi iftira? Söylesene bana. Cemal Khashoggi'nin dosyasını siz vermediniz mi? Bu adamı siz büyükelçi atamadınız mı kardeşim? Ha? Evet. İktidar hırsı gözlerinizi Evet. Değerli arkadaşlar bakın. Milletimiz şunu da bilsin. Benim Hasan abim, Ayşe ablam, sen şimdi Avrupa memleketlerinin büyükelçiliklerinin kapısında vize için bekliyorsun. Bundan 40 yıl önce Türk pasaportuyla bütün dünyada serbestçe gezebiliyordunuz. Türk pasaportuyla gezebiliyordunuz. Şimdi Türkiye'de önümüzde bir fırsat vardı. Vize serbestçisi gelecekti değil mi? Sayın Bakan'ın bakanlığının başlangıç dönemlerinde bu gündem olgunlaştı. Ya 72 tane başlık var. Büyük çoğunluğu sallanmış. 6 başlık kalmış geriye. Bunların arasında birisi var ki o canınızı çok yakıyor. Ondan çok korkuyorsunuz. Avrupa'da yolsuzlukla mücadele eden ülkeler grubu GRECO bakımından Türkiye'nin yükümlülükleri var. Onları yerine getirmiyorsunuz. Siyasi ahlak kanununu çıkartmıyorsunuz. Ve benim işte Ayşe ablam, Hasan abim, siz rahat rahat yolsuzluk yapabilin diye GRECO'nun düzenlemelerini geçirmediğiniz için vize serbestisinden yararlanamıyor. Yararlanamıyor. Sayın Bakan'ın da bakan yardımcılarının da özel kalemleri vize müracaat ofisleri gibi olmuş. Hepiniz telefonla oralar arıyorsunuz. Ya millet telefona çıkmak istemiyor ya. Bu memleketi bu hale getirdiniz ya.
Değerli arkadaşlarım, söyleyecek çok şey var. Sürenin sonuna geliyorum. Sayın Başkanım, sürenin yarısını bunların lafları yedim zaten, rica ediyorum. Arkadaşlar bakın, son bir örnek vereceğim. Sayın Bakan geçen hafta bir tweet atmış. Yunanistan'ın Batı Trakya yaptıklarını, Yunanistan'ın zulmünü bize şikayet ediyor. Ya pes ya. Pes ya. Ya hatırlatmak istiyorum. Farkında değilsiniz anlaşılan. Siz Dışişleri Bakanısınız. Ya Dışişleri Bakanı'na şu sorulur. Yunanistan bunları yapıyor da sen 8 senedir o koltukta oturuyorsun. Bunların hangisini değiştirebildin kardeşim? Hadi Yunanistan'ın iç politikasını değiştiremedin. Dünyada kaç memleketi ikna ettin Yunanistan'ın bu zulmü konusunda onlar politikasını değiştirmişler. Sen ne işe yarıyorsun ya? Sen ne işe yarıyorsun? Yunanistan'ı bize şikayet ediyor. Yunanistan'ı bize şikayet ediyor. Bırak, bırak. Değerli arkadaşlar. Hepsini biliyoruz. Konuşacak çok şey var. Ama bağırma.